Merhabalar Serhat Bey, nasılsınız? Başlıyoruz desene ya. Tamam, tekrardan başlayalım. Ben beyaz tüylerimin ne kadarı görünüyor diye bu da onu hesap ederken Serhat Bey dedim, merhaba. Başlıyoruz. Merhaba Serhat Bey, nasılsınız? Yıllar acımadı, elinden geleni yapıyorum. İyiyiz, çok iyiyiz. Şimdi normalde hep biz kış boyu Gabro'da oluyoruz, Sivis'in Gabro'sunda. Ve yazın aslında çok fazla program olmuyordu. Ben de zaten dizi sezonunu kapatmış oluyordum filan. Fakat şimdi Şale Gardı'nda... evet, hayır. Yok, bu burada, göz ses, müzik aman fark. Bu çok haklısın ama. Yani bunu kimse bilmiyor. Ama ben de çok üzerinde durmuyorum açıkçası. Müzikoman 8 Haziran'da Zorlu'da. O birazcık tiyatro tadında bir şey. Yani orada bakın ne kadar iyi şarkı söylüyorum ya da şunun da aynısını yaparız, çal orkestra gibi şeyler yok. Orada birazcık daha müzik üzerinden toplum okuması yapıyoruz. Yani mesela nasıl anlatayım sana? Mesela 70'li yıllarda böyle inanılmaz her tür müzik her yerde dinlenirken bir anda 80'den sonra sadece yine de şahlanıyor aman. Bayılıyorum bu Z kuşağının, bu amca ne anlatıyor acaba? İşte 80'leri biraz... izlediğimiz için biliyorum. İşte birazcık onları anlatıyoruz. Müzik komanda niye öyle olduğunu. Çünkü bir anda şarkı sözleri de gidiyor. Yani aa kalbim delisin delisin filan, hani yan yana üç kişi örgüt filan, öyle yıllar çok. Yani değişik yıllar açıkçası. Onlardan bahsediyoruz. İşte 90'lardan bahsediyoruz. Sonra şişe üflemelerden. Sonra yavaş yavaş günümüze geliyoruz. Güzel, tatlı, başka bir yolculuk yapıyoruz müzik komanda. Burada müzik yapıyoruz. Sadece müzik yapıyoruz. Ama tabii ki ben şarkıcı olmadığım için ve benim hali hazırda senin de dinlemediğin bir albümüm yok zaten. O yüzden peçete de gelmiyor. Ne istersek onu yapıyoruz. Ama Serhat Bey, özür diliyorum, araya giriyorum. Bir ama geldi, kusura bakma. Araya giriyorum ama şarkıcı değilim diyorsunuz ama geçtiğimiz aylarda da dolu dolu konserleriniz vardı yine. Dolu, aynen dolu. Burada. Ben gelmiştim yine Sivis Otel'de. Ne kadar da mütevazı. Sarıyla yazarsanız. Sanki yokmuş gibi konuştuğumu filan. Ya estağfurullah, doğru şarkı diyorum. Söylüyorum evet. Ama şimdi o başka bir şey. Hani şarkı söylemek ve bununla ilgili bir albüm vesaire beste yapmak, bunu sunmak başka bir şey. Biz müzik üzerinden burada sadece entertain yapıyoruz, eğlence. Sadece eğlence. Zeki Müren de var, Ajda Pekkan da var, Royal Deluxe de var. Peki albüm gibi bir düşünceniz var mı? Evet, albüm de hazır. Ya deminden beri niye albüm yapmadım anlattım ya işte. Bu yüzden ihale istedim. Düşünür müsünüz diye. Hayır, düşünmem. Çünkü albüm yapıyorsun, 9 tane şarkılar, sonra hep onları söylemek zorunda kalıyorsun. Böyle bütün albümler benim. Bayram nasıl geçti peki? Bayram güzel geçti. Ankara'ya gittim, sevdiklerimi gördüm. Babamı, kız kardeşimi. Annemi ziyaret ettim. Ona bir dua okudum. Büyüklerimi görebildiğimce gördüm. Her bayram gibi olmasa da yaş ilerledikçe, hani daha genç yaşlarda daha altın takma durumları oluyor. Bizim yaşlarımızda, onu sen de Allah geç göstersin, yavaş yavaş şeyler başlıyor işte. Cenazeler, dualar falan başlıyor maalesef. Hayat böyle. Hay Allah ya, niye böyle bitti bu? Çok eğleniyorduk bir anda. Hayır, senin de kariyerinde çok şey bir röportaj oldu. Yani böyle bir heyecanla geldi, ne kadar... Onu görmüyoruz ama değil mi? Yok, alıyoruz evet. Biz şu an yani cevapları tatmin ediyor. Neydi isim? Tolga. Tolga. Tolga'yı hiç unutmayacağız. Tolga, o kadar isterdim ki kalmanı. Çok istiyorum içeriğiyle ilgili bir şeyler anlatayım ama mümkün değil. Ne içeriğiyle ne de yaptığınız şeyin içeriğiyle ilgili sana şu an bir şey anlatamıyorum. Gelip görmek lazım. Biz sözünü aldık, haftaya inşallah olduğumuz sahnemizde biz buradayız. Harika. Konuştuk onu. Biraz da dönem dizisinden bahsetmek istiyoruz. Devam eden bir dizide de rol alıyorsunuz. Evet, evet. Nasıl gidiyor çekimler? Tam bir artık dönem dizisi. Çok kesinlikle geniş bir arazide. Obalar da kurulu Tolga, inanılmaz. ve obaları şey gibi düşün, devre mülkler oluyor ya Antalya'da filan. Onun gibi düşün, çadırlar var. Ben baştan tekfur olarak girdim. Fakat sonra önce kalemi, sonra atımı, sonra da bir çatışmada kılıcımı kaybettim. Zor günlerdi. Kar altında ve ona rağmen at üstündeydim. Hala ayakta gidiyorsun. Ama çok şükür güzel bir sezon geçirdik. Osmanlı Devleti de kurulmak üzere.
İnşallah kurulur. Spoiler de verdim, daha da ne yapayım? Tolga girmem lazım. Teşekkür ederiz. Tabii ben işe geldim. Siz şimdi de o bekle gidelim yani. Peki. Bizim de işimiz mi? Ne yapalım? Akşamın güzel olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir saat.